Kıymetli ve muhterem izleyenler, bizden size selam. Dersimiz orucun mekruhlarıyla devam ediyor. Hayat veren nurun dersleri. Amelde fıkhı ekberden keşif notları vererek devam ediyoruz. Mekruh olan oruçlardan birisi visal orucudur. Yani peş peşe tutulan oruçtur. İki gün arasında yemek içmek suretiyle iftar etmeyenler. Bu visal orucudur ki bu mekruhtur. Kıymetli alimlerimizin çoğunluğuna göre bu oruç mekruh olarak kabul edilmiştir. Şafilere göre ise bu haramdır. Şanlı Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e mahsustur diye bir tahsis yapılmıştır. Bunun delili Hazreti Ömer'in oğlu radıyallahu anhüm ve erdam ecmain Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Ramazan-ı Şerif'te iftar etmeksizin peş peşe oruç tuttu. İnsanlar da öyle yapınca o şanlı Resul bunu yasakladı. Ashab-ı Güzin radıyallahu anhüm ve erdam ecmain sen peş peşe oruç tutuyorsun ey şanlı peygamber deyince şöyle buyurdu: o Allah'ın rahmet peygamberi buyurdu ki ben sizden biri gibi değilim. Beni Rabbim yedirip içirir. İşte kıymetliler, bu şefkat, merhamet peygamberi, ümmetinin rahatsız olmasını, güç kaybetmesini de istemiyor. Yine orucun mekruhlarından, oruçlu insanların öpüşmesi, efendim bunlar ihtilam gibi durumlara götüreceğinden dolayı nefsinden emin olmayanlar için bunlar haramdır denmiş, nefsinden emin olanlar için mekruhtur denmiştir. Yani tehlikeye götüren şey de tehlikedir. Hoş koku sürünmek, aşırıya kaçmak, eğer aşırıya fazla kaçılıyorsa, sakız çiğnemek, bilhassa sakızların erime ihtimali daima vardır. Bunlar mekruhtur. Bir görüşe göre sakızın yaptığı tükrüğü yutmak orucu bozar diye bir görüşte bulunmaktadır. Hanefilere göre özürsüz olarak bir şeyi tatmak ve çiğnemek mekruhtur. Yine sakızları çiğnemek mekruhtur. Oruç tutmamakla itham edilebilir. Yani öyle zannedenler olur. Kadın olsun ister erkek olsun durum değişmez. Sakız çiğnemek mekruhtur. Bunun sebebi efendim cava sakızıdır. Şimdi eriyen sakızlar komple orucu bozar. Erimeyen sakız hangisidir?
Bu da kesin bilinmediği için bunlar tehlikeli bir durumdur. Hatta tabii sakız mekruh olunca eriyen sakızlar orucu bozar. Yine öpüşme, kucaklaşmak nefsinden emin olmayanlar için Hanefilerde de bu nedir? Mekruhtur. Tükrüğü toplayıp sonra da yutmak, bu da mekruhtur. Kan aldırmak, hacamat yaptırmak. Efendim, bunlar zaruret olmadıkça mekruhtur. Yine şunlar da mekruh değildir denmiş. Eğer tehlikesi yoksa öpüşmenin bir zararı yoktur. Herkes hanımıyla, efendim, helaliyle bunları yapar. Efendim, sevgili peygamberimizin hanımlarını, annelerimizi öptüğü, efendim, rivayetleri vardır. Bu şefkate dayalı, şehvete dayalı değildir. Çünkü iman ehlinde bir defa yanlış yapmak, günah işlemek, onun ruhunda, inancında olmadığı için bunlar sevgiye, şefkate dayalı öpüşmeler, kucaklaşmalar ayrıdır. Bir de şehvete dayalı olanlar vardır. Bunun için bunları Peygamberimiz hanımlarını öpmüştür ama herkes peygamber kadar nefsinden emin değildir. Herkes kendini bilmelidir. Şehvete dayalı olarak öpülmez. Şehvetsiz, tehlikesiz öpüşme sevaptır, o da sevaptır helaliyle. Yine hoş koku bıyıklara, hoş koku sürmek, göze sürme çekmek, bunlar mekruh değildir Hanefilerde. Efendim, zayıflatmadığı takdirde kan aldırmak, hacamat yaptırmak da mekruh değildir Hanefilerde. Misvak kullanmak, fırça kullanmak mekruh değildir. Ağza ve buruna su verip çalkalamak, bunlar mekruh değildir. Yıkanmak ve ıslak bir beze sürünmenin, efendim, keraheti yoktur. Bunlar Hanefi İmam-ı Azam ekolündeki yüksek şahsiyetlerin ortaya koyduğu, efendim, deliller incelendikten sonra kanaatler, hükümler ortaya konur. Bu yüksek alimlerin işidir rahmetullahi aleyhi ecmaîn. Eğer Hanefiler şöyle diyor, Malikiler böyle diyor diye veya diğerleri ortaya bir hüküm çıkıyorsa, bu yüksek alimler bunları güzel inceledikten sonra, delillere baktıktan sonra söylüyorlar kıymetliler. Sakın ola ki kimse kendini müştehit yerine koymasın. Müştehit olmayan herkes için söylüyoruz. Malikilere göre bir şey tatmak mekruhtur. Sakız çiğnemek mekruhtur. Efendim, eğer sakız boğaza kaçarsa orucu kaza etmesi gerekir. Kadının yanına girmek, kendinden emin değilse
Bakın Malikilerde bunları yapmak haramdır. Çünkü orucu bozmaya götüren şeyler tehlikelidir. Hoş koku sürünmek yahut koklamak, peş peşe oruç tutmak, işte visal orucu Malikilerde de mekruhtur. Ağza su verip çalkalamak, buruna su çekmekle mübalağa etmek de mekruhtur Malikilerde. Diş kovuklarını tedavi etmek gündüzün, ağrı söz konusu olursa mekruh değildir, zarurete istinaden. Sonra oruçlunun çok uyuması da mekruhtur. Lüzumsuz işler yapması da mekruhtur. Kan aldırmak, hacamat, Malikilerden gereksiz yere oluyorsa mekruhtur. Şafilere göre kıymetliler, kan aldırmak, hacamat yaptırmak, öpüşmek, eğer boşalma korkusu olursa haramdır. Eğer olmazsa mekruhtur Şafilerde de. Tatmak herhangi bir şeyi, sakır çiğnemek, hamama girmek, lezzet verici şeylerde aşırıya kaçmak. Efendim bunlar mekruhtur. Eğer şehveti tahrik ederse öpüşmek tahrimen mekruhtur Şafilerde de. Evet kıymetliler, kıymetli alimlerimiz söylüyorlar, biz de sizlere o hükümleri duyurmaya çalışıyoruz. Fıkıh ekolünde okuyalım, okutalım. Yine Şafilerde zeval vaktinden güneşin batışına kadar efendim misvak kullanmak da mekruhtur. Yemin olsun ki oruçlu kişinin ağız kokusu Allah katında kıyamet gününde misk kokusundan daha güzeldir, daha üstündür diye haber var, hadisi şerif rivayet edilmiştir. Ağza ve buruna su verirken mübalağa etmek de mekruhtur. Hanbelilere göre kıymetliler, tükrüğü toplayıp yutmak, sümüğünü yutması, bunlar haramdır demiş Hanbeliler. İşte görüyorsunuz, efendim ağza ulaştıktan sonra yutulursa, diyor Hanbeliler. Yine bunlar orucu bozar da demişler Hanbeliler. Mübalağa etmek de mekruhtur. Diğer mezheplerde olduğu gibi. Delilleri suyu ağza çalkalanmaktan mübalağa et. Ancak oruçlu isen müstesna buyurdu kim? Şanlı Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam. Kime söyledi bunu? Lakit bin Sabiha'ya söyledi ki, burada umuma hitaptır. Gereksiz efendim bir şeyi tatmak da mekruhtur Hanbelilerde yine. Boğazında hissederse orucu bozar. Sakız çiğnemek, sakızın tadını boğazında hissederse orucunu bozar. Ağızda dağılan sakız ve benzeri maddeleri çiğnemek haramdır.
Görüyorsunuz, eriyen sakızları çiğnemek Hanbelilerde haramdır. Şehveti tahrik olan kimseler için öpüşmek de mekruhtur. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam, oruçluyken hanımını öper, cinsi ilişki dışında şakalaşırdı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kendine en çok sahip olanınızdır. Yeryüzünde, alemlerde en çok güvenilen tek önder Hazreti Muhammed'dir. Kimse kendini onun yerine koymasın. Yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir genci bundan yasakladı. Fakat yaşlıya müsaade etti. Görüyorsunuz, o şanlı peygamber gençlerde şehvet galebe çaldığı için genci yasakladı. Ama yaşlıya müsaade etti. Çünkü yaşlıda şehvet zayıflamış veya kalmamış. Öpüşmeden dolayı boşalmanın olacağı zannedilirse bu ihtilafsız haramdır oruçlu olan için. Dişleri arasında yemek artığı bırakması mekruhtur. Yine kokuları koklamak da emin boğazına kaçma tehlikesi gibi durumlarda. Mesela şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam cünüplükten yıkanır, sonra da orucuna devam ederdi. Aleyhissalatü vesselamın oruçlu iken misvak kullandığını gördüm diyor. Kim diyor? İbn-i Rabia söylüyor radıyallahu anhum erda mezmain. Kıymetliler, misk, kafur, yağ, buhur, amber ve benzeri insan nefesiyle boğazına kaçmalarından emin olunmayan kokuları da koklamak mekruhtur. Hanbelilerin ekolünden bahsediyoruz. Kıymetliler, şimdi de kimler oruç tutmayabilir veya orucunu kimler bozabilir? Efendim, buna bir bakalım kıymetli alimlerimiz. Delilleri incelemişler. Bunlardan birisi sefer, yani yolculuktur. Sefer yolculuğa çıkmaktır. Bunlar oruç tutmayabilir ve sonraki günlerde kaza ederler. Şanlı Peygamberin aleyhissalatü vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının mahremsiz olarak bir gün bir gecelik mesafeye yolculuk yapması helal olmaz hadisi şerifi efendim burada zikredilmiştir. Yine bu da 89 kilometre civarında bir mesafedir demişler. Cumhura göre oruçlu kişinin seferde oruç bozması için sabah vakti girmeden önce seferi başlatmak, sınıra kadar ulaşmak şarttır. Beldenin evlerini arkada bırakacak şekilde, yani yol almış olmaktır. Hazar ile sefer bir araya gelince
Hazar'ın hükmünü sefer hükmüne üstün tutmak gereğidir. Beldenin binalarını sabah vakti doğmadan önce geçmek suretiyle yolculuğa başlasa, iftar etmesi caiz olup kaza etmesi gerekir. Bu cumhura göre kıymetliler, şiddetli bir sıkıntı ile karşılaşırsa, orucunu bozup sonradan kazasını yapar. Bu konuda deliller mevcuttur. O rahmet peygamberi aleyhissalatü vesselam Efendimiz, fetih günü yani Mekke'ye çıktı ve Kura'ül Gamim denilen yere kadar oruç tuttu. İnsanlar da onunla beraber oruç tutuyorlardı. Kendisine oruç insanları çok bunalttı. İnsanlar senin ne yapacağına bakmaktadırlar denilince, bir bardak su getirerek ikindi vaktinde su içti. İnsanlar da kendisine bakıyorlardı. Bazı insanların oruçlarına devam ettikleri haberi kendisine ulaşınca, onlar asilerdir buyurdu. Dikkat edin, seferi konumunda bir de savaş ortamında Peygamberimiz ikindileyi orucunu açtı ve diğerlerine de açım dedi. İçinden oruca devam edenlere ise onlar asilerdir buyurdu. Yolculuğa çıkması durumundan orucunu gündüzün bozabileceğine delil vardır. Cumhurun görüşüdür bu kıymetliler. Hanbeliler zevalden sonra da olsa yolculuğa çıkan kimseye iftar etmeyi mübah kılmışlardır. Yani seferi olan oruç bozmayı mübah kılmaktadır. Seferi olmak oruç bozmayı mübah kılmaktadır. Yine delillerden birisi, Ebu Busra sefere başladıktan sonra oruç bozmuş ve şöyle demiştir: bunu yapmak Hazreti Peygamber'in sünnetidir dedi. Çünkü o Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam böyle yaparken gördü ki böyle söyledi. Hanefiler dışındaki cumhura göre mübah bir yolculuk olması ve seferde 4 gün ikamete niyet etmemesidir. Malikiler geceden iftar etmeye niyetlenmektir demişler. Hanefiler ise yolculukta günah işlemeye yönelik bir yolculukta da olsa orucu bozmayı mübah görmüşlerdir. Yani yolculuk seferi olmak oruç bozmaya cevaz verir. Orucunu kişi bozabilir yolculuğa çıkıyorsa. Ama tutması daha hayırlıdır. Gücü yetiyorsa, içindeki bulunan şartlara bağlı bu. Malikiler namazları kısaltacak uzaklıkta olması, mübah bir yolculuk olması, sabah vaktinden önce başlamış olmak, iftara geceden niyet etmiş olmak gibi Malikilerde bu gibi şartlar ileri sürülmüştür.
Seferi kişi oruçlu olarak sabahladıktan sonra orucunu bozması caiz olup, Şafii ve Hanbelilere göre herhangi bir günahı yoktur. Bunun da delili yine İbni Abbas'tan gelen haberdir. Şanlı Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın Mekke'nin fethi esnasında orucunu gündüzün bozması olayıdır. Hanefi ve Malikilere göre iftar etmek haramdır ve yapan günahkar olur. Cumhur'a göre kazası gerekir. Malikilere göre ise hem kaza hem de kefaret gerekir. Evet kıymetliler, şöyle baktığımız zaman deliller kıymetli müçtehitlerimiz tarafından incelendikten sonra bu kanaatler ortaya konuyor. Hanefi ve Şafiilere göre eğer bir zarar görmeyecekse seferi olan kimsenin oruç tutması daha faziletlidir. Hanefi ve Şafiilere göre. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah ve en tesûmû hayrul leküm buyurmuştur. Oruç tutmanız sizin için çok hayırlıdır ayeti kerimesine istinaden. Hanbelilere göre yolculukta oruç bozmak sünnet, oruç tutmak mekruhtur. Şanlı Peygamber'in Mekke'nin fethi gününde oruç tutanlar için onlar asilerdir dedi. Seferde oruç tutmak takvadan değildir. Birinci görüş daha uygundur. Ayette şöyle buyuruluyor. Oruç tutmanız sizin için çok hayırlıdır. Mekke'nin fethi gününde oruç bozmak savaş sebebiyle idi. Yani delilleri çok iyi incelemek gerekiyor. Bu delilleri ve çağın şartlarını çok iyi keşfeden ekolden birisi Hanefilerdir. Oruç tutmamak yolcuya ruhsat olarak mübah kılınmıştır. Yolcu ile hasta oruç tutarlarsa dört mezhebin ittifakı ile farz yerine geçer mi? Geçer. Zahirlere göre farz oruç yerine geçmez. Bu da zahirlere göredir. Şimdi sizden her kim hasta olur yahut seferde bulunursa diğer günlerden sayılı günleri oruç tutsun. Efendim ayetinden anlaşılan manadaki farklılıktır. Burada da yine alimlerimizin keşifleri farklı olduğu için sonuç da farklı olabiliyor. Ama burada zahirlere göre bu. Diğer dört mezhebin durumu izah edilmeye devam edildi ve ediyoruz. Cumhur'un görüşünü Enes hadisi şerifi güçlendirmiştir. Bizler Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber sefere giderdik. Oruç tutanlar, oruç bozanlar da oruç tutanları hiç ayıplamazdı. Çünkü ikisi de mümkündür. Herkesin durumu da farklıdır. Şartlar farklı olduğu gibi insanların sağlık durumları da güç ve kuvvet durumları da farklıdır. Zahirlerin görüşü İbni Abbas'tan gelen haberde. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam
Ramazan-ı Şerif'te Mekke'nin fethine çıktı. Kedide varıncaya kadar oruç tuttu. Kedid, Usfan ile Kudeyd arasında bulunan bir suyun adıdır. Kendisi de orucunu bozdu. İnsanlar da oruçlarını bozdular. Zahiriler buraya istinad etmişlerdir ama oranın savaş ortamı olduğunu unutmamak gerek. Hastalık nedeniyle de insanlar orucunu açabilir. Orucu açmayı mübah kılar. Ne hastalık? Bu konuda delil ise, sizden her kim hasta olursa yahut yolculuk yaparsa başka günlerden sayılı günleri oruç tutsun. Ayeti kerimesi burada delildir. Hastalığın ölçüsü de şudur. Ölmesinden veya hastalığın artmasından korkmak veya tedavinin gecikmesinden korkmak. Hastalık oruç tutmamayı mübah kılan bir hastalık olmalıdır. O zaman hasta kişi oruç tutmayabilir veya oruçluysa açabilir ve sonraki günlerde sağlığına kavuşunca tutar, kaza eder. Müslüman ve mahir bir doktorun haber vermesi neticesi oluşan kuvvetli zanına göre hasta veya zayıf düşmekten korkan sağlıklı kişi de Hanefilere göre hasta gibidir. Malikilere göre hasta gibidir. Şafii ve Hanbelilere göre sağlam adam hasta gibi değildir derler. Bakın burada da keşifler farklı ama işin özüne bakarsanız aynı. Tabiplere göre hastalığın ölçüsü şudur. Şiddetli kalp hastalığı, verem ve ciğer iltihabı gibi tıbbi sahayı ilgilendiren durumlardır. Şiddetli zarar görmesi, orucu bozmak o zaman vacip olur. Hanefiler savaşta zayıf düşmekten korkan askerin oruç tutmaması mübahtır. Cihat biliyorsunuz oruç tutmamayı mübah kılan sebeplerden biridir. Kuvvetli olmak ve Mekke'nin fethi sırasında şanlı peygamberin uygulaması ile amel etmektir. Cumhura göre hastanın niyet etmesi vacip değildir. Şafilere göre ise vaciptir. Hanefi ve Şafilere göre hastalık oruç tutmamayı mübah kılar. Yani hasta olan oruç tutmayabilir. Sonra kaza eder. Hanbelilere göre efendim hastanın oruç tutması mekruhtur. Sizden her kim hasta olur yahut seferde bulunursa diğer günlerde tutamadığı günler sayısınca oruç tutsun ayeti kerimesine istinaden Hanefiler değil de efendim Hanbeliler böyle söylediler. Malikilere göre hastanın dört türlü durumu göz önünde tutulur temelde. Tutamayacak durumda olması, zorluk çekerek efendim eğer durumda bir zorluk varsa oruç tutmasında tutmaması caizdir.
İbn-i Arabi'ye göre oruç tutmaması müstehaptır demiştir. Bunlar ve bunlar gibi sebeplerle oruç tutmayabilir hasta olan kişi. Hamilelik ve emziklilik durumu da mazerettir. Uzman bir Müslüman doktorun haber vermesiyle kuvvetli kanaata dayalı olan hastalıktır. Bunlar da durumlarına göre tehlike varsa hamileler, emzikliler de tutmayabilir. Sonra kaza ederler. Şanlı Peygamberin aleyhissalatü vesselam Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yolcudan orucu ve namazın yarısını kaldırmıştır. Hamile kadınlarla emzikli kadınlardan da orucu kaldırmıştır. Evet, bunu 5 tane muhaddisimizin rivayet ettiğini görmekteyiz. Bu hadisi şerifi, hamile yahut emzikli kadınlar kendilerine yahut çocuklarına bir tehlike gelmesinden korkarlarsa oruç tutmaları haram olur. Evet kıymetliler, bazı tehlikeler ölüme sürükleyebilir. Kaza ederler bunlar. Bu Hanefilerin görüşüdür. Şafii ve Hanbelilere göre hem fidye hem de kaza lazım gelir. Malikilere göre emzikli kadınlara fidye ile birlikte kaza gerekir. Hamile kadınlara sadece kaza gerekir diye mezhepler görüşlerini ortaya koymuşlardır. Yaşlılık, mesela yaşlı, oruç tutamayacak kadar yaşlı olanlar, aciz olan çok yaşlı erkek ve kadınların oruç tutmamaları caizdir. Yani yaşlılık da bir mazerettir. Bunlar fidye vermeleri gerekir. Malikilere göre fidye vermek müstehaptır. Yüce Allah Celle Celaluhu, oruç tutmaya gücü yetmeyenlerin bir fakiri doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir buyurmaktadır. Bu ayeti kerime çok yaşlı ve oruç tutamayan erkek ve kadınlarla ilgilidir. Bunlar her bir güne karşılık bir fakiri doyururlar. Yani fidye verirler. Kim? Çok yaşlı olup oruç tutamayanlar. İyileşme ümidi olmayan hastalar da yaşlılar gibidir. Allah Celle Celaluhu sizin için İslam dininde bir güçlük ortaya koymamıştır. Güçlük kılmamıştır. Yüce İslam hayatı kolaylaştıran, en mutlu eşi bulunmayan hayat tarzı Yüce İslam'ın hayat tarzıdır. İslam'da zorluk yoktur. Şiddetli açlık ve susuzluk tehlikesinin oruçlarını bozmaları bu durumlarda caizdir. Burada açlık ve susuzluk tehlikesi eğer gerçek bir tehlike arz etmişse oruçlarını açabilirler
kaza etmeleri gerekir ölüm tehlikesinden. Efendim korkuluyorsa, oruç tutması haram olur. Kendinizi tehlikeye atmayınız. Bu da ayeti kerime. İkra, tehdit altında kalmak gibi durumlarda da orucun bozulması mübahtır. Cumhura göre kaza etmesi gerekir. Orucunuz efendim bu böylesi durumlarda bozabilirsiniz. En önemli özürlerdir. Mesela hayız, nifas ve delirme. Bunlar iftar etmeyi mübah kılan olaylardır. Bir de zor işlerde çalışma gibi durum. Başka imkanı olmayıp zor işlerde çalışan kişi işini terk etmek hayatını söndürmesine zarar verecekse o da orucunu bozar ve tutamadığı günleri kaza eder. Cumhura kıymetli alimlerimizin cumhuruna göre maden işçiliği gibi şiddetli susuzluk ve açlıktan zarar görmesi dolayısıyla oruçlarını bozmaları caizdir. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. İşte kıymetliler, Yüce İslam insan oğlunu rahmetle, Allah'ın rahmetiyle kucaklamıştır. İslam Allah'ın merhamet tecellisidir. Hiç kimseye gücünün yetmediğini yüklememiştir. Ey Müslüman, sen samimi ol, ihlas sahibi ol, gücün nispetinde kulluk yapmaya gayret et. Yine bir insanı kurtarmak, mesela boğulan insanları kurtarmak gibi, Hanbelilere göre boğulmak tehlikesi geçiren ve bunun gibi masum kimseleri kurtarmak için orucu bozmak vacip olur. Ona kefaret icap etmez. Boğazına su kaçarsa orucu bozulmaz. Çünkü hayat kurtarmaya gidiyor, hayat kurtarmak için çalışıyor. Nafile orucun durumuna bir de bakalım. Hanefilerce özürsüz olarak orucu açmaları caiz değildir. Zevalden önce özürdür. Zevalden sonra özür değildir. Anne ve babaya isyan söz konusu olacaksa o takdirde oruç bozulabilir. Nafile oruçlar, anne babanın hizmeti farz olduğu için nafile oruç anne baba hizmetine engel olacaksa nafile orucunu bozabilirsin, anne babana hizmet edersin. Bozarsa onu kaza etmesi gerekir. Çünkü nafile oruçların bozulunca kaza edilir. Bu bilhassa Hanefilerde böyledir. Yine oruca tekrar devam etme gibi durumlarda da Hanefilerle Hanbelilere göre gündüzün sonuna kadar kendini tutmak vaciptir. Şafilere göre müstahaptır. Malikilere göre ne vacip ne de müstahaptır. Mesela bir özür sebebiyle
orucu bozduktan sonra ki durum burada söz konusu edilmiştir. Hanefilere göre orucu bozulan kimsenin hayız ve nifas durumundaki kadının daha sonra mukim olan yolcunun, iyileşen hastanın, aklı başına gelen delinin, ergenlik çağına giren çocuğun, Müslüman olan gayrimüslim kişinin günün geride kalan kısımda yemek ve içmekten kaçınması vaciptir. Bu Ramazan-ı Şerif'e saygıdan dolayıdır. Sebebi, bu şanlı Ramazan-ı Şerif ayına saygı göstermektir. Çünkü oruç ayı, ibadet ayı. Milletin karşısında açıktan yeme şansın yoktur. Onun için ayrıca aya da, oruç ayına da saygı gerekmektedir. Çocuk ile Müslüman olan, efendim, gayrimüslim dışında hepsine kaza gerekir. Evet kıymetliler, Malikilere göre de durum çok farklı değildir. Şafilere göre de durum yine öyledir. Şimdi orucu bozan, efendim veya bozmayan gibi durumlara da şöyle bir bakalım. Hanefi ekolünün yüksek alimlerine göre, efendim, kazayı gerektiren durumlar, orucu bozuyor, kazayı gerektiriyor. Gıda manasında olmayan şeyleri almak, bunlar bu kazayı gerektirir. Mesela çiğ pirinç, çiğ hamur gibi, un gibi mesela, çok miktarda tuz yese kaza gerekir. Tuz az olursa kefaret gerekir. Az tuz lezzet verir, çok tuz nefret verir. Çiğ meyve, efendim, yerse dişleri arasında kalan nohut kadar olursa oruç bozulur, kazası gerekir. Yine bunun gibi şeyler, çiğ maddeler, gıda manasında olmayan şeyler alınırsa bunlar kazayı gerektirir. Fakat zevk veren, gıda veren bir maddeyi alırsa kefareti gerektirir. Mesela çekirdek, pamuk, yaprak, deri, çakıl taşı, demir, toprak, taş, para ve benzeri maddeler yutarsa bunlar, efendim, ne yapması gerekir? Bunlar da kazayı gerektirir. Mesela makattan ilaç konursa, burundan, boğazdan bir madde girerse veya damlatırsa, kulağına bir yağ damlatırsa, efendim, kar ve boğazına kar ve yağmur suları giderse, kusuntu kişiye galip gelirse, bu durumlarda ittifakla oruç bozulmaz. Delil şu hadisi şerif olarak gösterilmiştir. Bir kimseye kusmak gelir de kendisine hakim olmazsa ona kaza gerekmez. Kendi isteği ile kusarsa o zaman kaza etsin diye Peygamberimizden haber vardır. Yine hastalık, yolculuk, tehdit, hata, ihmal, şüphe ile ilaç almak. Burada kaza etmesi lazım gelir. İlaç beynine
midesine kaçarsa, efendim, şüphelendiği halde yer içer veya cinsi ilişkide bulunursa, fecir doğmuş olsa, şüpheyle bu işleri yaptığı için kaza gerekir. Güneşin battığını zannederek bozarsa, güneş batmamışsa yine kaza gerekir. Şehvetini tahmin ederse, meşru olmayan yollarla, mesela ölü ile veya herhangi bir hayvanla, bu gibi durumlarda efendim karnında, karında ve öpmek, dokunmak gibi durumlarda yine oynayarak şehvetini getirirse bunlarda kaza gerekir. Hem kaza hem de kefareti gerektiren durumlar vardır. Şer'i bir özür olmadan gıda ve gıda özelliği taşıyan her türlü maddeleri bilerek almak, bilerek yemek içmek, ilaç almak, sigara içmek, afyon, haşhaş ve benzeri şeyleri almak gibi, buğday taneleri, susam taneleri ve benzeri bu maddeler ağızda çiğnenip ezildikten sonra yutulmazsa orucu bozmazlar. Çiğnenirse bozar. Delil ise mideye giren şeyden oruç bozulur. Hadis-i şerifidir. Oruç ancak mideye girenden bozulur, çıkandan bozulmaz diye Peygamberimizden rivayet vardır. Cinsi arzuyu tam olarak tatmin etmek, kefaret de ya köle azat etmek, peş peşe 2 ay oruç tutmaktır. 60 fakiri doyurmaktır. İşte orucun kefareti de böyledir. Orucu bozmayan durumlar da vardır. Hanefilere göre unutarak yemek, içmek, cinsel ilişkide bulunmak, unutarak yaparsa oruç bozulmaz. Oruçlu olduğu halde unutarak yiyip içen kimse orucunu tamamlasın. Onu yedirip içiren ancak Allah-u Teala'dır, buyurmuş sevgili Peygamberimiz. Bu hadis-i şerif bir cemaat tarafından rivayet edildiği kayda alınmıştır. Yine Ramazan-ı Şerif'te unutarak orucunu bozan kimseye kaza da kefaret de gerekmez. Oruçlu olduğunu hatırlayan hemen kendini çeker, orucuna devam eder. Ağzında bir şey varsa hemen tükürür, temizler. Burada hatırlatmak vaciptir. Hatırlatmamak ise mekruhtur. Güçsüz ve zayıf kimse eğer unutarak yemek yerse, ona acıyarak orucu hatırlatmamak en iyisidir. Yani zayıf yaşlı kimseler baktın ki unutmuş olur, oruçlu olduğunu unutmuş bir şey yiyor. O kanın doyuruncaya kadar ses etme, biraz yesin. Ama genç güçlüyse hemen hatırlat. Burayı da iyice anlayalım. Bakmak, düşünmek suretiyle boşalmak. Bunlar kasti yaptıkları için günahkardırlar. Lezbiyenlik. Bunlar günahkar olurlar.
Gündüzün ihtilam olmakla da oruç bozulmaz. Göze damla sürme çekmek de orucu bozmaz. Şanlı Peygamberimiz Ramazan-ı Şerif'te oruçluyken sürme çekerdi. Hacamat olmak, yaptırmak da orucu bozmaz. Kan aldırmıştır. Misvak kullanmak orucu bozmaz, hatta sünnettir. Ağza ve buruna su vermek, çalkalamak orucu bozmaz. Serinlemek için yıkanmak, yüzmek, yine serinlemek orucu bozmaz. Boğaza duman, tozlar, sinek, ilaçların tadının girmesi, bunlar bozmaz. Diş çektirmek de orucu bozmaz. İhliline, yani içeriye su, yağ ve benzeri şeylerin akıtılması, kulağa su girmesi de bozmaz. Sümüğü yutmak, bunları dışarı atmaktır. Efendim, kusma kendiliğinden içeriye giderse orucu bozulmaz. Efendim, sümüğü yutmamaya çalışmak lazım. Kasten ağız dolusu kusmak kaza gerektirir. Nohut tanesinden az olan şeyler orucu bozmaz. Cünüp olarak sabahlasa bir insan orucu bozulmaz. Namaz kılmak için tabi abdest, boy abdesti, gusül abdesti farzdır. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Yüce Allahu Teala böyle buyuruyor. Melekler içinde resim veya köpek yahut cünüp insanın bulunduğu yere, bulunduğu eve girmezler. Kim? Melekler. Kaslara, deri altına, damara iğne yapmak. Makattan yapılan şırınga orucu bozar. Evet kıymetliler, kaslara, deri altına, damara iğne yapmak, bunlar her ne kadar orucu bozmazsa da akşama tehir etmek daha iyidir. Ama makattan yapılan şırınga orucu bozar demişler. Hoş kokuları koklamak orucu bozmaz. Maliki mezhebi, şöyle bir bakalım. Şimdi bundan önceki buraya kadar saydıklarımız Hanefilerdi. Şimdi de Malikilere bir bakalım. Sadece kazayı gerektiren durumlar, özürler sebebiyle orucunu bozmak. Bunlara kaza lazım gelir. Bütün oruç türlerinde bilerek orucunu bozan kişiye kaza gerekir. Ramazan-ı Şerif orucunda hem kaza hem de kefaret gerekir. Unutarak bozan kimseye kazasını yapmak gerekir. Nafile oruçlarda unutarak oruç bozulursa kaza da kefaret de gerekmez Malikilerde, ama Hanefilerde gerekir. Orucu bozan durumlara böyle bir bakalım. Kıymetliler, cinsi ilişkide bulunan kişinin orucu bozulur. Bu öpüşmek yoluyla meni yahut mezi çıkarmak Malikilerde orucu bozar.
kendi isteğiyle kusmak, geri yutulduğu takdirde oruç bozar, orucu bozulur. Sıvı maddelerin boğaza gitmesi orucu bozar. Yine maddeler eğer buruna çekilir, efendime söyleyeyim boğaza ulaşırsa oruç bozulur. Bir şeyin ter deliklerinden mideye ulaşması orucu bozar demiş Malikiler. Ve kaza lazım gelir de demişler. Sıvı maddelerin mideye ulaşması orucu bozar. Hem kaza hem de kefaret gerektiren durumlar, bilerek cinsi ilişkide bulunmak hem kaza hem kefaret gerektirir. Düşünmek ve bakmak suretiyle boşalmak adeti ise orucu bozulur ve hem kaza hem de kefaret gerekir demiş Malikiler. Efendim, yalnız onlarda da yine tercih edilen görüşe göre kefaret gerekmez, kazası gerekir diye de görüş beyan etmişlerdir. Bilerek yiyip içmek, ağızdan alınıp boğaza ulaşan her şeyde orucu bozar ve kefaret de gerekir. Kefaretin illet ve sebebi haram hükmünü çiğnemektir. Efendim, devamlı olarak bunu yaparsa, devam etmekten dolayı boşalmak adeti ise kişiye kefaret kesin olarak gerekir de demişler Malikiler. Oruç tutmamak niyetiyle sabahlamak da kefareti gerektirir. Yine Malikilere göre. Özürsüz bile bile oruç bozmak kefareti gerektirir. Kasten oruç bozmak, isteğiyle orucu bozmak, bozmanın haram olduğunu bilmiş olmak, bunlar birer birer hem kazayı hem kefareti gerektirir. Yine şanlı Ramazan'ın hürmetini ihlal ederek buna aldırmamış olmak, her kim hasta olur yahut yolculuğa çıkarsa diğer günlerde aynı sayıda oruç tutsun. Bak hastalar için bile ne diyor, yolcular için sonra oruç tutsunlar diyor. Sağlam olanlar düşünsün, mazeret olmayanlar. Maddelerin ağızdan alınmış olması oruçları bozar. Yine maddelerin mideye ulaşması, bunlar oruçları bozar. Şimdi bozmayan durumlarda, diğer mezheplerde olduğu gibi, bunlarda da efendim ona benzer beyanlar edilmiş, beyan ortaya konmuştur. Şafii mezhebi, efendim bunlarda da sadece kaza gerektiren durumlara şöyle bir bakalım. Maddi bir şeyin içeriye girmesi orucu bozar. Bunları ağız, efendim, açık olan deliklerden bilerek almak gerekir ki oruç kendini korumaktır. Hükmünü bilmeyerek yer içerse orucu bozulmaz demiş Şafiler. Sigaraya ve benzeri enfiye, nargile içmekle oruç bozulur demiş Şafiler. Şanlı Peygamberin aleyhissalatü vesselam oruçlu iken ismit sürme ile sürmelenirdi. Sümüğü yutmak, atmayıp içeriye kadar ulaşırsa
orucunu bozar. Ağza ve buruna su vermeyi aşırı yapsa, su içeriye ulaşırsa oruç bozulur. Meşru olmayan bir iş sebebiyle su içine girerse orucu bozar. Kendi arzu ve isteğiyle kusmak orucu bozar. Oruçluyken bir kimseyi kusma tutsa, ona orucunu kaza etmek gerekmez. Fakat kendi isteğiyle kim kusarsa orucunu kaza etsin buyurulmuştur. Evet, İbn-i Hibban'dan gelen bir rivayet bu. Kendi kendini tatmin etmek, kendi eliyle, karısının eliyle dokunmak, kucaklamak, öpüşmek, meninin çıkması da bu yoldan, meninin çıkması orucu bozar. Şafilerden bahsediyoruz. Hatasının ortaya çıkması, bu da ne yapar? Kaza gerekir. Yani yanlışlıkla daha vakit var diye bir şeyler yemiş içmiş. Bu bir hatadır ama yine de kaza gerekir demiş Şafiler. Kaza, kefaret ve tazir gibi bu cezaları gerektiren nedenlere bir bakalım. Cinsi ilişki sebebiyle efendim oruç bozulur. Geceden oruca niyetlenmiş olmak, orucu sahih efendim geceden oruca niyetlenmiş olmak, eğer kişi geceden oruç tutma niyetini terk etmişse orucu sahih değildir. Bütün gün yiyip içmesi, içmemesi vaciptir yine. Evet kıymetliler, Şafilerin durumundan bahsediyoruz. Yine kasten haram olduğunu bilerek yaparsa, biliyorsunuz oruç bozulur. Cinsi ilişkinin Ramazan-ı Şerif'te meydana gelmiş olması, Allah Teala şöyle buyurur: oruç gecelerinde hanımlarınıza, hanımlarınızla ilişkide bulunmak size helal kılınmıştır. Onlar sizin elbiseleriniz, siz de onların elbiselerisiniz. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Cinsi ilişki sebebiyle bozmuş olmak, cinsi ilişki sebebiyle günahkar olması lazımdır. Unutarak zina eden kişiye de kefaret gerekmez. Evet kıymetliler, orucun sıhhatine inanmış olmak, hata ile olmamak, cima erkeğe nispet edilmiş olmalıdır. Erkek kendisi sebep ve tahrik etmişse kefaret gerekir. Kadının başka tarafından cima edilmesi, homoseksüellik aynen ön taraftan temas etmek gibidir, orucunu bozar. Kefareti ile birlikte kazası da icap eder. Bir Ramazan'da, Ramazan-ı Şerif orucun birkaç kere bozulmasıyla birkaç kere kefaret gerekir. Şafilerden bahsediyoruz. Bir gün kendi başına bir ibadettir demişlerdir. Her bir gün kendi başına bir ibadettir demişlerdir. Yine Şafiler orucun bozulmama konusunda, çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam oruçluyken hacamat yaptırmış,
yine ihramlıyken hacamat yaptırmıştır. İşte bu da bunlar ve emsalleri orucu bozmaz demiş Şafiilerde. Şimdi Hanbeli ekolüne efendim bir de bakmaya çalışalım. Oradan da keşif notları vermeye çalışalım. Kıymetli ve muhterem izleyenler. Hanbeliler kazayı gerektiren durumlarla ilgili şöyle görüşlerini beyan etmişlerdir. Herhangi bir yoldan maddi bir şeyin içeriye yahut beyne bilerek ve isteyerek girmesi. Bakın beyine diyor burada Hanbeliler, beyni de aldılar. Sevgili Peygamberimiz ihramlı ve oruçluyken hacamat yaptırmıştır. Biliyorsunuz bu orucu bozmaz. Yine sevgili Peygamberimizden gelen haberde ümmetimden hata, unutma ve tehdit altında yaptıkları işlerin günahları kaldırılmıştır. Evet, boğaza gidecek şekilde sürme çekmek. Bu konuda da Peygamberimiz uyku esnasında insanı rahatlatan isminin bir sürme türü sürülmesini emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Oruçlu kişi bundan sakınsın. Hanbeliler bunu delil almışlar. Bilerek kusmak için kendini zorlamak, kendiliğinden kusan kimseye kaza gerekmez. Zorlayarak kusan kimse orucunu kaza etsin, buyurdu Peygamberimiz. Hacamat yaptırmak, hacamat yapanın da yaptırının da kan çıkınca orucu bozulur demiş Hanbeliler. Diğerleri başka görüşte. Bunların delili kan alanında aldıranın da orucu bozulur hadisi şerifidir. Efendim delilleri yine şanlı Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ihramlı ve oruçluyken kaha denilen yerde boynuz ve dişten yapılmış alet ile kan aldırmıştır. Bundan dolayı kendine şiddetli bir zaaf hali hissetmiş ve bu sebeple oruçlu kişilerin hacamat yaptırmasını yasaklamıştır diye bir hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Yine öpmek, istimna, kendi kendini elle tatmin etmek orucu Hanbelilerde bozar. Oruçlu iken isteklendim ve hanımımı öptüm ve dedim ki ya Resulallah ben büyük bir hata işledim. Oruçlu iken hanımımı öptüm. Şanlı Peygamber şöyle buyurdu. Baksana oruçlu iken ağzını su ile çalkalasan ne lazım gelirdi? Bir beis yoktur dedim. O halde sesini çıkarma buyurdu. Yani orucun bozulmaz dedi. Yeter ki iş ileri gitmesin. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam oruçluyken hanımlarını öperdi. O kendine en çok hakim olanınızdı. Eşref-i mahlukat o peygamber. Onun gibi kimse olamaz. Yine mürted olmak, eğer Allah'a eş koşarsan elbette amelin yok olacaktır. Hanbeliler bunu da delil getirmişlerdir. Mürtedin orucu bozulur diyor. Din iman kalmadı ki oruç kalır mı?
adak ve kefaret oruçlarını tutan kişinin ölmesi, terekesinden bir fakir bir gün doyurulur demişlerdir. Yanlışlıkla yemek yendiğinin ortaya çıkması, şüphe ederek yiyip içerse orucu bozulur ve kaza gerekir, demiş Hanbeliler. Hem kazayı hem kefareti gerektiren olayların başında cinsi ilişkide bulunmaktır. Ramazan-ı Şerif'te bu durum cima vuku bulursa kefaret öde. Oruç bir ibadet olup bu ibadet esnasında cinsi ilişkide bulunmak haramdır. Cinsi uyanıklık olmaksızın hiç ilişkide bulunamaz. Tehdit altında kalmamış gibidir. Kadın ile erkek bu hususta eşittir. Kocasının tehdidi altında kalmak. Kefaret gerekmez, mazurdur. Kazasını yapması gerekir. İki kadın birbirine sürterek boşalsalar, lezbiyen ilişkisi deniyor ki buna, oruçları bozulur. Kefaret gerekmez, oruçları bozulur demiş. Kazası gerekir diyor. Ramazan-ı Şerif'te iki ayrı günde cinsi ilişkide bulunup birinci günü için kefaret ödememişse iki kefareti birden ödemesi gerekir. Haram tekrarlandığı için kefaret de tekrarlanır demiş Hanbeliler. Akşama kadar yiyip içmemesi gereken herkesin cima etmesi ki kefaret ödemesi gerekir. Zamanın hürmetini ihlal ettikleri için kefaret şarttır. Sabah vakti girince hemen çekilirse yine kaza ve kefaret gerekir. Çekilmek de cinsi ilişkidir. Çekilirken de zevk almaktadır. İşte kıymetliler, Hanbeli ekolünün durumunu duyurmaya devam ediyoruz. Şehveti çok şiddetli kişi yırtılmasından korkarsa, mesanesinin yırtılmasından korkarsa, hanımıyla cinsel ilişkide bulunup kaza eder. Hükmü organlarının patlamasından korkan kimsenin hükmü gibidir. Orucu bozmayan durumlara da gelince sakınılması mümkün olmayan durumlar orucu bozmaz demişler Hanbeliler. Sevgili Peygamberimizden gelen haberde aleyhissalatü vesselam, yapmadıkça yahut konuşulmadıkça ümmetimin kalbinden geçenler af edilmiştir buyurdu şanlı Peygamberimiz. Demek ki iş kavli ve ameli fiiliyata dönüşmedikçe insanların kalbine gelen şeylerden sorumlu değildir, af vardır. Ama kalbine gelen kötülüğü yaparsa veya konuşursa o zaman günah yazılır. Allah-u Teala ve Tegaddes Hazretleri, ümmetimin kalbinden geçenlerin günahını konuşmadıkça yahut yapmadıkça affetmiştir diyen hadisi şerifin sahih olduğunu da kıymetli muhaddislerimiz dile getirmişlerdir. İstemeyerek herhangi bir şeyin içeriye girmesi de orucu bozmaz. Bir kimse oruçlu iken unutarak yiyip içerse orucunu tamamlasın. Onu yedirip içiren yüce Allah'tan başkası değildir buyurdu sevgili Peygamberimiz.
şüphelenmekten dolayı oruç bozulmaz. Delil ayetinin zahiri manasıdır. Delil ayetin zahiri manasıdır. Siyah hat beyaz hattan ayrılıncaya kadar yiyip için, elinde olmayan kusma halinde, bu da galip olması durumunda oruç bozulmaz. Ramazan-ı Şerif'te gündüz cinsel ilişkide bulunmak hem kaza hem kefaret hem de günah kazanmıştır. Kalan kısmında yiyip içmemeyi gerektirir. Hanefi ve Malikilere göre bile bile yemek içmek de hem kaza hem kefaret ve hem de kalan günü oruçlu geçirmeyi gerektirir. Evet kıymetliler, birçok konularda Hanefilerin, Malikilerin birbirlerine daha yakın olduklarını görmekteyiz. Diğer alimler bu görüşte değillerdir. Birinci görüşün dayandığı delil, cinsi ilişkiye kıyastır. Ramazan-ı Şerif'in hürmetini ihlaldir. Unutarak yemek içmekte orucu bozmaz. Ama Malikilere göre bozar. Hanefilere göre oruç bozmanın tekrarlanması durumunda sadece bir kefaret gerekir. Şafii, Hanbeli ve Malikilere göre kefaretler de tekrarlanır. Evet kıymetliler, orucun kazasıyla inşallah dersimiz devam edecektir.